Şimdi bakınız 100-200 bin insanın üzerinde tutuklu var. Ve burada aileler perişan. Şimdi adam Mardinli çocuğunu ta Trabzon cezaevine göndermiş. Ve insanlar yol parasını bulup 2 yılda, 3 yılda gidip çocuğunu göremiyor. Yani hükümet istese işte Mardin'den tutuklanan Mardin cezaevine gönderir, her yerde bir yerde. Ama ne yapıyor? Mardin'dekini Tekirdağ, Mardin'dekini Edirne'ye, Çorlu'ya, Trabzon'a göndererek adeta bu halka bir zulüm politikası yürütüyor. Şimdi bir yerde çıkıyor diyor ki ben Kürtlerin düşmanı değilim. İyi de o çocuklar hadi cezaevinde ailelerin ne suçu var? Aileler kendi geçimini sağlamazken, şey yapmazken çocuğunu görmek için bilmem borç alarak, bilmem dilenerek gidip çocuğunu görme ihtiyacını diyor. Ya bu zulüm değil midir? Bu bir halka zulüm değil mi? Yürütülen politika zulüm değildir. Şimdi bütün bunlar yaşanırken diğer tarafta işte Rojava'da işte büyük güçleri sınıra yığarak Kürtlerin işte bütün kazanımlarını ortadan kaldırmak için her türlü şeyin içinde biterken yani Kürtler nasıl inanacak yeni bir sürecin başlayacağını işte bu pragmatik yapısı işte bir pratmıyor. Artık o sınırlar aşılmış. Yani bazen bir yere kadar güvenebilirsiniz. Evet bu politikalar sonucunda biraz değişiklikler, gelişmeler olabilir. Hep bunun hesabını yap. Ama yürütülen politika, bugünkü icraat, bugünkü yaklaşım biçimi gerçekten hem bizi hem toplumu bir umutsuzluğa götürmüş, bir umutsuzluğa sevk etmiş durumda.